İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Moto 58 Özel Tamir Bakım Servisindeyiz. Yanımızda firma sahibi Sayın Dursun Demirci Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörüyle alakalı bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Dursun Bey, sektörle alakalı çalışmalarımıza elbette ki kalem kalem değineceğiz. Ama onun öncesinde sizleri kısaca tanımak istiyoruz efendim. Ben Dursun Demirci, İstanbul'dan. Sivaslıyım. Doğma büyüme İstanbul'da bulundum. İstanbul'da motosiklet servisi. 8 yaşından beri motor işiyle uğraşıyorum. Küçüklüğümden beri. Çekirdekten yetişmişsiniz. Aynen öyle. Harika. Çok eskiyim yani şey olarak. Artı üretim olarak da her türlü üretim yapabiliyorum. Yani biraz farklı şeylerde. Bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Evet. Çocuk yaşta sektörle tanışmamız nasıl oldu acaba? Ya babamdan gelen bir şey bu. Babadan geldi. Ondan sonra devam ettirdik yani bir türlü bırakamadık. Yani babanızdan aldığınız bayrağı en güzel şekliyle devam ettirdiniz. Aynen öyle. Bu anlamda firmanızı daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Verdiğimiz hizmetler yani çoğunlukla motor arıza tespit. Ondan sonra motosiklet üzerine her şey. Yani kullandığımız malzemeler kaliteli malzemeler. Normal malzeme kullanmıyoruz zaten. Yağlarda da aynı şekilde. Çünkü motorların bir belli bir ömrü var. Normal 200 bin, 300 bin gitmesi gereken motor kullanılan yağlardan dolayı 30 bin kilometre, 20 bin kilometrelerde motorlar kilitliyor. Yani çok basit bir şey, çok az bir maliyetli olan şey ama yüksek maliyetler çıkarıyor. Ürün kalitesi yani, çok önemli değil mi? Yani kullanılan... şimdi bazı insanlar hani kullandığımız yağlar mesela iskontaları fazla diye daha ucuz yağlar kullanıyorlar. Daha ucuz kullanılan yağlar da motorlara zarar veriyor. Ya her zaman motorun en önemli şeyi yağ. Yağ kalitesi. Yağını kaliteli kullandığı sürece motorlarda kolay kolay sıkıntı çıkarmıyor. Siz de burada motorla alakalı A'dan Z'ye her şeyi yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Öncelikle kendim tespit etmediğim mesela şeyi kullanmıyorum. Öncelikle yağ mesela motorun ne kadar ömrü var. Ona göre yağ zorluyorum motorda. Ya sıkıştırarak hani motora zarar veriyor, metallere zarar veriyor. Onu tanıtımı yapmadan önce kendim tespit etmeden müdahale etmiyorum. Harikasın. Ama şimdi mesela kendim onun ömrünü bildiğim için istediğim gibi müşterilere söyleyebiliyorum. Şu kadar kilometre sıkıntısız gidebilirsiniz. Yani tecrübe aslında burada devreye evet. giriyor. Harikasınız. Peki tam olarak neredeyiz? Yani size saymış olduğunuz hizmetlerle ilgili ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşım sağlayabilir? İzmir Tire, Ereğli İpekçiler Mahallesi, Ereğli Caddesi No 50. Oldukça merkezi bir noktadayız burada, evet. zaten. Yani üst katta da oturduğum için istedikleri zaman yani 7-24 bana ulaşabilecek şekildeler. 7-24? Tabii ulaşabiliyorlar istedikleri zaman. Harikasınız. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Yani insanlar neden sizleri tercih ediyor? Ya benim İstanbul'da çalışmam da yani örnek olarak vereyim. Yani bana güvenen insanlar geldiği için anahtarını teslim edip çıkar giderler. Güven yani şu yapılacak, bu yapılacak, şu motor yapılacak şeyleri ben söylerim. Onu kurtaracak şeyleri de hani zarar ettirmeyecek şekilde yaparım. Yani ama değişmesi gerekiyorsa onu da değiştiririm. Yani ona söylerim bu değişecek. Ama müşteri diyor ki bu değişmesin o zaman başka yere gitmesini istiyorum. Çünkü onun sağlığıyla oynuyor. Frenden kaçılmaz yani bunun şeyi yok. Lastikten kaçılmaz. Çünkü bunun yüzünden kazaların olma sebebi bu. Yani bilinçsiz kullanım. O bilinçsiz kullanımda geldiği zaman bana ben bunları yapmıyorum işleri. Yönlendiriyorum yani geri gönderiyorum. Aslında güven benden, en yani başta benden istedikleri geliyor. Şey yanlış olacak ama bunu kabullenemiyorum. Bana ters geldiği için başka yerlere yönlendiriyorum. Yani kaliteli hizmet ve güven diyebiliriz bizi yani diğer yerlerden. Yani güven için bana gelen insanlar güven için gelecek. Zaten bu saymış olduğunuz şeyler müşteri memnuniyetini eminim ki beraberinde getiriyordur. Biraz da buna değinelim isterseniz. Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya müşterilerden şimdi yapılmayacak işler geliyor bana. Bu işler olmaz diye geliyor. Ben torna işi de yaptığım için bana bu işler yapılmaz, bu işler olmaz. Ben de olmaz diye bir şey yok. Metal üzerine olmaz diye bir şey yok yani. Bir şekilde onun sorununu çözüyoruz. Veya malzeme yok, sorunu yok. Malzeme bir şekilde var yani. Bu motor üretildiyse bu motorun malzemesi var. Bir şekilde bir yerden temin ediliyor. Bu anlamda da eminim ki güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Tabii bu da ki. Sizleri oldukça mutlu ediyordu. Tabii ki yani. Çünkü buradan hani dışarıda yapılan mesela bir motor malzemesi değişmek yerine tamir daha iyi. Tabii tamir edilecek şeyler için geçerli bu. Çünkü bizim burada aldığımız her parça yurt dışına para olarak gidiyor. Bizim ülkemizden çıkan paralar bunlar.
Ya bu da bana biraz ters olduğu için ben özellikle tamiri tercih ediyorum öncelikle. Harikasınız efendim. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir acaba? Ya gelecekte normal çalışma. Yani benim gelecekten çok üstün bir şeyim yok. Bu yaptığım şekilde işlerim, kaliteli hizmetinize devam etmek. Ben sadece insanlara yardımcı olmak elimden geldiği kadar şey. Yani para kazanmaktan çok insanları yönlendirmeye çalışıyorum. Bana gelmesi önemli değil. Gittikleri her yer için geçerli. Benim söylediğim şeyleri yaptıkları sürece 30 bin gideceğim motoru 300 bin kilometre, 200 bin kilometre çok rahat kullanabilirler. Ya bunları araştırsınlar. Yani motorcu işte bu yağ kullanıyorum, benim bu yağım kaliteli değil. Ya ben de motorcuyum ama bunları biliyorum yani. Çünkü diğerinin iskontası daha fazla. Fazla olduğu için onu tercih ediyorum. Bu yağ kaliteli diyor. Şimdi yağların isimlerini veremiyorum. Hani verip de o reklam şeyine giriyor. İnsanları kötülemek oluyor ama çoğu yağlarda kitleme sorunu var. Çok iyi dedikleri yağları ben kullandım. Yani daha ikinci yağda motorum kitledi. Kendi denediğim motorlarda kitledi yani müşterilerde bile değil. Şimdi ben onları müşterilere istediği kadar hani bana iyi desinler, ben onu sunamam müşteriye. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bizler de yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Sağ ol. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz acaba? Ya söylediğim şeylere dikkat ederlerse hani her şeyin buradan sizlerin aracılığıyla bizler de duyurmuş olalım. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz vermiş Sağ olduğunuz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz Sağ ol, efendim. Teşekkür ederim.